Selamlar. Herkes selamlar. Selamlar Itır, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz böyle günün son saatlerine kaldık. Festival içerisinde. Ama umarım herkes çok böyle keyif alarak bizi dinler diye düşünüyorum. Ben çok kısaca kendimi tanıtayım Itır izninle. Tabii. Jülla Erdoğan ben. Yeni Bir Lider Derneği'nde çalışıyorum. Yeni Bir Lider Derneği'nin bir üyesiyim. Yaklaşık böyle 20 senedir de sivil toplum alanında profesyonel olarak çalışıyorum. Itır sana sözü vereyim. Çok Evet, ben de Itır Erhart. Ben de Bilgi Üniversitesi'nde akademisyenim. Bir yandan da hem bir sivil toplum gönüllüsüyüm çok uzun zamandır, hem de bir sosyal girişimciyim. Adım Adım ve Açık Açık adlı iki sosyal girişimin kurucuları arasındayım. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da yönetim kurulundayım, mütevellideyim TGEV'de. O yüzden hani farklı şapkalarla aslında farklı kademelerde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sosyal girişimin içindeyim ben de. Süper. Biz bugün aslında bu şeyi kısmı bölümü Itır'la birlikte konuşurken hani panelistlere, katılımcılara ne aktarabiliriz diye aramızda böyle şey yapıyorduk. Konuşurken şey düşündük. Ya biz kendi hikayemizi anlatalım. Hani Evet. oradan aslında birazcık yola çıkacağız. Çünkü bizim hikayemiz de bir anlam arayışı üzerine. Belki de böyle bitmek, tükenmek bilmeyen bir anlam arayışı. Böyle şeyden önce, biraz önce onu şey düşünüyordum kendi kendime. Hani anlam arayışım bitti mi? Böyle üniversite zamanlarıma döndüm. Asla. Öyle bir şey vardı. Ben ne zaman bu mesleği seçtim, neden seçtim, yetkinliklerim bu tarafa doğru muydu vesaire. Çok şey olarak ben İstanbul Üniversitesi'nde okurken öncesinde lise döneminde gayet şeydim. Ekonomi okuyacağım diye yola çıkmadım. İktisat okuyacağım diye yola çıkmadım. Aslında lisede istediğim şey şehir planlamacısı ya da mimar olmaktı. Ama böyle 20 sene öncesinde şey çok revaçtaydı. Finans sektörü, özel bankacılık çok böyle ön plana çıkmıştı ve ailem şey dedi, sen bankacı ol dedi, yolun çok açık olur dedi kariyer hayatında. O zamanlar çok iyi maaşlar veriyorlar vesaire. İyi dedim, ben de ekonomi okuyayım dedim. Hani çok böyle ciddi bir yönlendirme yok aslında, trendlere göre ailem de yönlendirmişti. Ve sonra da pişman oldum aslında okurken. Hep şey düşünüyordum üniversite içerisinde. Yani iktisat ekonomi okuyorum ama bunun başka ne dalı olabilir? Ben kendimi nerede iyi hissedebilirim? Bundan sonraki hayatımda ne olursa iyi olurum diye. Çünkü kendimi var etme ve o tutkuyu bulma çabasındaydım. Bir süre bulamadım ve şeyi fark ettim. Evet, iktisat okudum, ekonomi okuyorum ama kalkınma iktisadı okuyayım. Sosyal kalkınma üzerine uzmanlaşayım deyip. Böyle bir master programına girdiğim anda kendimi çok rahatlamış buldum. Çünkü orada sivil toplumla ve temelde böyle şeyle aslında sosyal kalkınmayla bir taraftan da tanıştım. Şimdi şeyi düşünüyorum bir yandan. Hani o benim belki bir şansımdı. Oradaki akademisyenler, hocalarım beni çok iyi Kesinlikle. yönlendirmişlerdi. Hani bu şey içerisinde çok yakın çevremin dışında başka bir yönlendirme olmuştu bir taraftan. Ve kendimi iyi hissettiğim bir alandayım aslında 20 senedir. Ama hep şey vardır ya Türkiye'de genel olarak bizim kültürümüzde o anlama yürüyüşü hep işle birlikte Evet. kodlanır. Öyle bir şey. Ben onu yaptım bu arada. Çok işle birlikte kodladım. O yüzden şey mesela sivil toplumda çalışırken kendimi hala sosyal girişimci olarak tanımlayamıyorum. Bunun temel nedeni bu. Hani mesela Itır bir kurum ya da inisiyatif inşa ederken sosyal girişimler, ben kurumların içerisinde dönüştürme Kesinlikle. çabasındayım. Hani öyle bir küçük şey var, ince bir çizgi var. Dolayısıyla daha bir profesyonel olarak tanımlamaya da çalışıyorum bir yandan. Ama şimdi şey düşünüyorum, o döneme gittim hani 21 yaşında olsaydım ya da öncesinde ne olurdum? Ya şehir planlamacısı olurdum falan ve bütün gün onu düşündüm. Birazcık böyle 40 yaş sonrasında acaba girebilir miyim diye bir aklıma da geçti bir yandan. Senin nasıldı o taraftan? Senin de Ya benzer miydi? benim biraz farklıydı açıkçası. Çünkü ben lisede çok heyecanla edebiyat okumak istedim. Aslında burada bizim dönemin ikonik film Ölü Ozanlar Derneği'nin de etkisi var. Ve ailemden babam benim çok edebiyat ve siyaset okumayı isteyip tıp doktoru olmuş biri. Ama gene hani sosyal bilimlere daha yakın bir yerden psikiyatrist. Fakat böyle onun da çok büyük tutkusu edebiyat, tiyatro ve siyasetti. O yüzden bizim evde de
Ya en çok konuşulan konular edebiyat, işte en fazla gidilen yer tiyatro. Sonra Ölü Ozanlar Derneği'nin etkisiyle orada da biliyorsun ana karakter tiyatrocu olmak ister, ailesi izin vermez. Ben de tabii tiyatro yeteneği yok, yani bale yapıyorum, orada da çok iyi değilim. Ve o yüzden hani en gene beni heyecanlandıran alan edebiyat diye ben Boğaziçi'nde edebiyat okumak istedim. Onu böyle kafama çok net koymuştum. Ve oldukça erken bir yaştan hep ona göre hazırlandım. Yani o zaman dil puanı gerekiyordu. Ben işte dilde hiç hata yapmamalıyım. Edebiyatta bir hatayı ancak kaldırır falan diye. Hani çok odaklı bir biçimde o bölüme girdim. Ve ben üniversitede gerçekten çok severek ve çok anlam bulduğum, beni heyecanlandıran bir alanda. Yani normalde hani boş zaman aktivitesi olarak yaptığım bir şeyi ders olarak yapıyordum. Çünkü bizde tabii tiyatro dersleri de var, drama var, işte caz tarihi var, müzik üzerine dersler var, böyle sinema derslerim var. Gerçekten hani sanki keyif aldığım bir kursa gidiyor gibi okula gidiyordum. O yüzden çok mutluydum. Sonra da felsefe dersleri alıp hani felsefenin de beni çok heyecanlandırdığı, özellikle işte antik Yunan edebiyatıyla o dönemki felsefenin ne kadar iç içe olduğu, çok birbirini tamamladığı ve oradan da o anlam arayışı aslında antik Yunan'dan beri başlıyor ya, hayat felsefesi Aynen. nedir, iyi yaşam nedir? O sorular da beni çok heyecanlandırdığı için ben çift anadal yaptım. Yani ben gerçekten aslında üniversitede çok anlam bulduğum bölümlerde okuyordum. Ama anlam başka bir yerden beni de üniversite yıllarında yakaladı. Çünkü o güne kadar tabii hep ıtır odaklıyım. Yani ıtır ne istiyor? İşte ıtır iyi bir puan tutturup Boğaziçi'nde okumak istiyor çünkü edebiyat seviyor. Itır çift anadal yapmak istiyor çünkü biraz daha öğrenecek. Ama ıtır ne verecek? Yani ıtır hep alma odaklı. O güne kadar. Yani iyi bir ortalamam olsun, güzel bir ortamda, sevdiğim bir konuda okuyayım, gezeyim, işte tiyatro festivaline gideyim falan, ama kimse hiçbir şey vermiyordur. Ve benim de gönüllülükle tanışmam üniversite yıllarında çok büyük şans eseri oldu ve hayatımda ilk kez ben kendimden bir şey vermeyi orada yaşadım. Yani kendimce anlamlı bir yaşam yaşadığımı düşünürken sevdiğim alanda okuduğum için aslında bir başkasının hayatına değer katarak anlam bulunabileceğini çok şanslıyım ki sanırım üniversite yıllarında fark ettim. Süper. Benim de şey çok benzer. Benim de 1999 depremi aslında. Ben Evet. üniversitede okurken Gölcük'te olan depremle birlikte çok böyle şey üniversitede dağcılık kulübündeydim. Hani orada bir şeyim vardı. Nasıl diyeyim? Aktif olarak faaliyet gösteriyordum. Ve depremle birlikte aslında şeye deprem bölgesine hiç bilmediğim bir şekilde yardım dağıtımına gittim. Yani orada o şeyde sivil toplum, gönüllülük kavramı, karşılıksız olarak vermek, birisine yardım etmek, elbette yardım etmek. Yani çok çevremizden, sosyal çevremizden geliyor da ama bunu bir sistem içerisinde yapmak konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ve 99'da karşılaştım gönüllülük kavramıyla. Ve aslında orada tohum atıldı. Orada benim bir kırılma noktam var. Ve bunu özellikle şey diyorum, kırılma noktası diyorum. Belki orada o desteğe gitmeseydim ve gönüllülük yapmasaydım şu anda başka bir alanda, başka bir yerde çalışıyor olacaktım. Ve 2 sene boyunca da hep o yurt dışından gelen sivil toplum kuruluşları ilk karşılaştım. NGO kavramıyla ilk orada karşılaştım. Hani onlar ne iş yapıyorlar derken şeyin farkına varmıştım. Yüksek lisansım, master'ımı yaparken ben sivil toplumda olmak istiyorum. Ve sivil toplumda olmak istememin tek nedeni de aslında o zamanın belki çok böyle şey klişe kelimelerinden birisi sahada çalışmak istiyordum. Sahada olmak istiyordum. Hep bunu şeyler böyle sporcular kullanır ya sivil toplumda da öyle bir terim vardı. Sahada öğrenmek istiyorum. Neyi öğreneceğim onu bilmiyorum bu arada. Hani o kısmı ama sadece insanlarla çalışmak, iyi bir dünya için çalışmak, bir şeyleri farklı yapabilmek üzerine kurguluyordum ve birazcık o dönemde şeyle farklı sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak bir yandan başladı ve oradaki aslında gönüllülük kavramı benim için çok farklılaştı diyebilirim. Tabii bir noktadan sonra o şey de oluyor. Hem vermenin hem dönüştürmenin Tabii. hazzı ve keyfi.
başka bir şeye Kesinlikle. dönüşüyor. Çünkü artık şey gibi, evet veriyorum, bunların hepsini yapabiliyorum, yapabilme kapasitem var ve kurumum bunun için beni destekliyor kısmında. Bir yandan da bundan sonra sivil toplumda ya da işte farklı sektörlerle çalışırken neyi değiştirebiliyorum kısmında da çok ilerlemeye başladım. Ve orada da hep bunu söylüyorum ben. Hem yetkinliklerimi hem de yeteneklerimi keşfetmeye başladım. O işte güçlenmesi gereken yerler, güçlü alanlar üzerinden kurgulayıp bir böyle kariyer yolu oluşturmaya çalıştım. Ama senin şey akademi ve sivil toplum, hani Türkiye'ye ben hep şey diyorum, Türkiye'nin böyle sivil toplum kuruluşları için en iyi kaynak geliştirme araçlarından birisi çıktı. Hani şeyde adım adım ortaya çıktı değil mi? O Evet. kısımda. Benim de aslında girişimci ya da dönüştürücü yanım daha çok adım adımla senin söylediğin gibi. Çünkü o güne kadar ben de evet gönüllülük yaptım. Yani çok farklı yerlerde, farklı kurumlarda Türkiye'de başladım. Sonra okumak için başka nedenlerle iş için gittiğim ülkelerde de devam ettim. Bir çocuk hastanesinde de gönüllü oldum. Çok farklı yerlerde sahada oldum tırnak içinde. Ve gönüllülük deneyimim oldu. Ama o gönüllülük deneyimleri sırasında da tabii bu işin nasıl iyi yapıldığı, nasıl daha iyi yapılacağını da görebiliyoruz ya. Farklı sivil toplum kuruluşları, farklı yapıların içinde bir sivil toplum kuruluşu nasıl yönetilebilir? Gönüllü nasıl yönetilir? Nasıl çok daha etkili olur? Onu gözlemleme fırsatım oldu açıkçası. Sonrasında başkalarını nasıl harekete geçiririm diye soru tabii adım adımla. Yani o benim o güne kadar hiçbir hani girişimcilik ve sistem dönüşümüne dair bir fikrim yok. Fakat o kadar bana ilham verdi ki Amerika'da deneyimlediğim bireylerin sivil toplum kuruluşları için koşup gerçekten çok büyük kaynaklar ve etki yaratmaları. Bunu yapabilir miyim, yapabilir miyiz diye geldiğim zaman işte orada ben de ilk kez dönüştürücü harekete geçirici şapkamla ben de ilk kez karşılaştım açıkçası. Çünkü insan kendine de güvenemiyor. Yani ben bir oluşuma liderlik edebilir miyim? Aslında hep bir zaten var olmuş yapının içinde yer almak biraz daha kolay. Yani o yapıyı eleştirebiliyoruz. Beğenmediğimiz yanları oluyor. İyi tamam şimdi sen yap. Nasıl yapacağız? Bütün o gördüğümüz aksayan yönleri acaba biz yeniden mi üreteceğiz yoksa bambaşka bir sistem mi kuracağız? O noktada işte tabii ben beş ortağımla, beş arkadaşımla uzun bir yol sonunda bir araya gelip adım adımı kurmaya karar verdik. Fakat hani o liderlik ve anlama orada küçük bir giriş yapacağım. Sonra sana da ben aynı soruyu soracağım. Tabii ben hani bütün bu gözlemlerim, akademisyen şapkam bir yandan da tabii farklılıklar, kapsayıcılık gibi konularda çalışıyorum. Herkesin eş değerli olduğu bir yapı kuralım ki biz hani o hiyerarşilerden beslenen eleştirdiğimiz diğer yapılara dönüşmeyelim diye yola çıktık ve dedik ki kim istiyorsa buyursun gelsin. Yani biz yeni bir yapı kuracağız. Adını da adım adım koyduk hep beraber yine güzel bir beyin fırtınası sonucu sevgili Alper Dalkılıç'tan çıktı adım adım. Haftalık toplantılara başladık. Daha sistematik yani sistemi kuralım, yapısı nasıl olsun, görev dağılımı nasıl olsun ve kim istiyorsa gelsin buyursun dedik. Çünkü böyle hiyerarşisiz, yatay yönetilen bir yapı hayal ediyoruz. Fakat tabii öyle olmadı. Yani bunu bizi dinleyen genç arkadaşlarım da belki onlar için de bir çıkarım olabilir. Neden olmadı? Bu sefer saatlerce sohbet ediliyor ve hiçbir iş çıkmıyor. Çünkü herkes orada evet anlam arayışı için orada belki yaptığı işe alternatif çok daha anlam bulduğu bir alan keşfetmek için orada. Ama tabii herkesin uzmanlığı başka. Yani ben o zaman 30 yaşlarındayım ve hani nasıl böyle bir süreç yönetilir bilmiyorum. Mesela çok basit bir logo tasarlanacak. Herkesten fikir çıkınca ama aralarında iletişimle hiçbir ilgisi olmayan ya da tasarımcı olmayan insanlar da fikir beyan ettiğinde saatler bazen günler süren ve hiçbir karar çıkmayan uzun zaman kaybettiren toplantılar ortaya çıktı. Bir bak
yaptık. Hani aslında lidersiz lider bile olsak hani var olmayan liderlik diye bir şey mümkün değil. Ve oradan farklı adımlar attık. Ben de sana soracağım. Yani ilk hani o liderlik bir yapıyı yönetme deneyimin nasıl oldu senin? Hani hemen yola çıkar çıkmaz istediğin gibi oldu mu? Çok olmadı. Hani çok böyle samimi cevaplar tabii bunlar da şey üzerinden ben şimdi şeyi düşünüyorum. Türkiye'de çok iyi sivil toplum kuruluşlarında çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Çok kurumsal yerlerdeydim. Ama hep şeye ayırıyorum böyle ben çalışma hayatımı 20 senelik o döneme biraz daha böyle üniversite sonrasında o tırnak içinde çok ateşli, hızlı ve dinamik olduğum yapı içerisinde her şeyi eleştiriyordum. Bulunduğum kurumu da eleştiriyordum, oradaki hiyerarşik düzeni de eleştiriyordum. Çünkü tam da senin dediğin gibi aslında hiyerarşik bir düzen olmasın ama işler de çok iyi olsun ve bir taraftan da çok hızlı olsun. İstek ve böyle yapmak istediğimiz taraflar hep oralardaydı. Tabii oralar çok işlemiyor. Bunu benim bir süre bu şekilde çalışıp hani bir taraftan eleştirip tırnak içerisinde ve oraya dönüştürmekle vaktim geçti. Ama şunu fark ettim. Bir ekiple birlikte çalışmaya başlayınca bir ekibin tırnak içinde lideri olduğum zaman aslında ne kadar zorlu bir yolculuk olduğunun farkına vardım. O zaman dönüp böyle eski yöneticilerimi hatırlamaya başladım bir taraftan. Ve çünkü hani zaman da değişse, yıllar da değişse aslında beklenti aynı. Herkesin eşit söz hakkı olsun kısmıyla aslında hiyerarşik bir yapılanma olmasın kısmını biz çok eşit görüyoruz. Hiyerarşik yapılanmadan da şundan bahsediyorum. Evet de farklı yapılanmalar ve örgütlenmeler içerisinde çalışabiliriz ama bir kurumun içerisinde farklı profildeki kişilerin farklı sorumlulukları olmak zorunda bir yandan da. Çünkü tam senin dediğin gibi hepimizin aynı uzmanlıkları olmuyor ya da işte aynı konu üzerinden fikir beyan ettiğimiz zaman aslında o iş ilerlemiyor bir taraftan. Sadece onu konuşmuş ve birlikte vakit geçirmiş oluyoruz. Ben bu Toplum Gönülleri Vakfı'nda fark ettim. Orada departman yöneticisi olduğum zaman aslında kendi yönetici şeklimde orada şekillendirmeye başladım ve bunu yapan da bir ekip vardı. Ama o ekibe her zaman şey verdim, nasıl diyeyim, o alana girmelerine izin verdim. Çünkü ben de öğreniyorum ve ben de orada büyüyordum. Belki hani o yapının içerisindeki en güzel şey ya da farklı kurumlardaki şeyler de büyüme ve öğrenmeye açık. Gelen kişiyi de yapılan işi de kişi olarak da ve orada tek gördüğüm şey herkesin dahil olabileceği ama sorumlulukların belli olduğu ve sorumlulukların belli olmasının yanı sıra aslında ekibin her üyesinin yetkinliklerine göre, yeteneklerine göre bir planlama içerisinde ilerleyebileceğimi gördüm. Bunu fark ettikten sonra zaten o ekip de tırnak içinde çok güçlü oluyor. O ekibin önüne ne iş gelirse onu çok özenli ve düzgün yapabiliyor. Ben hep şeyi söylüyorum belki bu hani liderlik tarafında en önemsediğim ve karşımdaki insanlarda da görmek istediğim şey o ekip ruhu. Gerçekten o çok önemli. Hep şey diyorum iş yapılır. İş her zaman yapılır. Hani şey değil. İş bir noktada elbette çok önemli. Hani o hedefe doğru giden yolda. Ama o işi yapacak ekibin kendi motivasyonları açısından iyi bir dinamikleri olmadığı sürece o iş yapılmıyor. O işi çok güzel olsa bile dışarıya yansıması ya da içeriye yansıması kesinlikle öyle olmuyor. O yüzden tek şeyim böyle liderlik olarak düşündüğümde kendi açımdan hep kapsayıcı olmak aslında. Hani o alanları vermek ama o alanları birbirimize tanırken ve verirken bir taraftan sorumluluklarımızı da görebilmek diye düşünüyorum. Hani Evet, ben de sanırım başka bir yoldan bir girişimci şapkamla aynı yere vardım. Çünkü biz de bir çalışma yapıp neden işler yürümüyor diye dışarıdan da destekle bunu fark ettik ve senin dediğin gibi aslında işlerin tanımlı olması ve birlikte çalışacağımız herkesin kendi heyecanının yeteneğinin ne olduğu alanda iş üretmesi. Önce biz de bunu yaptık. Çeşitli çünkü çok farklı yetkinlik setleri var. Yani mesela bizde kurumlarla birlikte çalışması gerekenler var. Sponsorluk anlaşmaları ile ilgilenmesi gerekenler, iletişimci olanlar. Hepsi bambaşka yetkinlik setleri. Ve iş tanımlarını çok net yaptık. Sonra daha böyle çemberler, sosyokrasi yöntemiyle farklı çemberler oluşturduk.
Yani bu iletişim çemberi olabilir. Biz onlara koçluk dedik. Onların başına da birer o konuda kendini daha hisseden, daha yetkili arkadaşımız geldi. Ve onlar kendi ekiplerini oluşturdu. Böylece hani aslında çemberlerin birbirine raporladığı, çok da hani birbirlerinin takiplerini yaptığı, hiyerarşisiz yapılar, ama hiyerarşisiz tabii, hiçbir kontrol yok, herkes istediği zaman istediğini yapar değil. Bunu ben zaman içinde öğrendim. Yani bu da benim hani sanırım varsa bir liderlik tecrübem bu oldu. Ve çok daha tabii etkili sistem yürümeye başladı. Ama bir de bir dönüm noktası da benim için aslında iletişimin önemiydi. Ben çok uzun yıllardır üniversitede ders anlatıyorum ve hep hani öğrencilerimle de iletişim iyi, iletişim güçlü diye düşünürdüm. Tabii sivil alanda, sahada da çalıştığımız için hani çok farklı gruplarla, farklı yaşlar, sosyoekonomik çevrelerde olup hani başka ülkeler, iletişim becerilerim diye düşünürken bir gün sevgili Burak Ülman'dan bir şiddetsiz iletişim eğitimi aldık biz Ashoka Fellowlar olarak ve aslında o alanda o kadar iyi olmadığımı fark ettim ve bir hani liderin ya da bir takım yöneticisinin hani mutlaka sahip olması gereken, hatta bütün ekibin bu alanda ne kadar iyi bildiğini düşünse de böyle bir eğitimden geçmesi gerektiğine karar verdim. Çok basit bir şeyle örnek vereceğim. Belki sen de yapmışsındır. Karşındaki dedi bana Burak, sana bir hani şu andaki bir duygusunu ve ihtiyacını anlatacak ve sen hiçbir şekilde müdahale etmeden dinleyeceksin. Ne kafa sallayacaksın, ne işte o da bir şey mi, bende daha kötüsü var diyeceksin, ne duymamazlıktan geleceksin. Sonra da o kadar iyi dinleyeceksin ki ona aynısını aktaracaksın ne dinlediğini. Ve beni tamamen dışarıda bırakarak %100 o insana odaklanarak, ve inan çok zorlandım. Çünkü sürekli bir müdahale etme, ya öyle mi, yorum yapma ihtiyacı. Dedim, evet, bu çok önemli gerçekten. Çünkü eğer ben karşımdakinin ihtiyacıyla, duygusuyla bağlantı kurabilirsem, o zaman tabii bunun çatışma çözümünde de müthiş önemli bir araç olduğunu anlamış oldum. Yani o bağlantıyı kuramazsam bir topluluk içindeki çatışmayı da çözmenin aslında ne kadar zor olduğunu gördüm. Senin var mı böyle dönüştürücü, kendinle ilgili fark ettiğin bir sonra geliştirdiğin özellik? Benim var, benim de iletişimle ilgili. Zannedersem bu biraz şeyle böyle alandan da insanlarla konuştuğum zaman nedir diye sorduğumda hep bu iletişim kısmı çıkıyor. Bende de bu çıktı. Bunun temel nedeni herhalde şu: çok yoğun çalışıyoruz. Hızlı karar vermek zorundayız. Ve hemen o işin bir anda yapılması gerekiyor bazı durumlarda. Ben de eski çalıştığım bir kurumda ekip arkadaşımdan böyle bir geri bildirim almıştı. Çok yoğun olduğun dönemlerde karşındaki insanı dinlemiyorsun. Ama bunu bilerek değil, o anda başka bir önceliğin olduğu için o tarafa yoğunlaşıyorsun. Ama ben bunu hissettiğimde kendimi önemsiz hissediyorum dedi. Ondan sonrasında ben de gene Burak'tan aynı şekilde o şiddetsiz iletişim üzerine, evet ya böyle bir şey söylüyorlar bana, bir yandan farkındayım. Ama bunun da önüne geçemiyorum bu arada. Hani kendimi de orada bir nasıl diyeyim, denetleyici bir mekanizma da kuramıyorum. Ve benim için çok zordu. Ve halen zorlandığım taraflardan birisi bu. Birazcık şeyle de ilgili, dediğim gibi o yoğun tempoya alışan insanlarda bence o oluyor. Ve bir anda ilerleme hissiyatı, ama o işte iletişim, karşındaki insanı dinlemek, ne ihtiyacın olduğunu onun anlatmasına izin vermek, o alanı tanımak, belki o anlatmadan onu anlayabilmek, birazcık daha orada empat olma gücünü kullanabilmek kısmında. Ben hala o tarafı geliştiriyorum örneğin. Hani benim için şey değil, kolay bir süreç olmadı ama yaklaşık herhalde 7-8 senedir bunun üzerine çalışıyorum. Ve kendimi her zaman da hatırlatıyorum bu kısma. Biraz şey de var, gelişmesine yardımcı olan bir kişi de mesela benim oğlum. Hani 7 yaşında ve dinliyorsun ve onun ihtiyaçlarına göre gidiyorsun. O mesela biraz yavaşlattı o şeyden. Çok yavaşlatamasa da o ilerliyor. Ama dediğim gibi en şey benim güçlenme ihtiyacı hissettiğim taraf orasıydı. Onu söyleyebilirim.
Kesinlikle. Ben de öncelikle Burak bana sen kendi duygularınla da ihtiyaçlarına da bağlantı kurmalısın dedi. Mesela ben orada çok zorlandığımı fark ettim. Yani bırak hani ekipteki arkadaşlarının duyguları, ihtiyaçları. Sen kendinle bu bağlantıyı kuramıyorsan zaten hani başlangıç noktasında bile değilsin. Çünkü bir kriz yönetmemiz gerektiğinde her zaman oluyor. Yani hiçbir zaman hani en keyifle çalışan, güzel çalışan ekip bile arada kriz yaşayabiliyoruz ve o krizleri yönetmek gerekiyor. Ama orada o çatışmanın içinde Itır'ın ihtiyacı karşılanmadığı için nasıl bir duygu durumu içinde ve nasıl bir tepki veriyor? Bunu anlamak önce bir kendine durup kendine bakmak. Ben de orada çok zorlanıyorum ve halen üzerinde çalışıyorum. Çünkü diyelim ki bir hayal kırıklığı yaşadım, üzüldüm ya da öfkelendim. Neden? Acaba benim o anda karşılanmayan ihtiyacım duyulmak mıydı? Ve duyulmadığımı hissettim. Yani bunu önce anlayıp kendimi ifade edip ekibe, daha sonra da diğer ekip arkadaşlarımızın birlikte çalıştığımız insanların duygu ve ihtiyaçlarını duymak. Daha sonra da tabii hepimizin ortak bir noktada buluşması, yani en azından minimum seviyede herkesin ihtiyaçlarının karşılanacağı ortak bir zemin yaratmaya çalışmak ve ihtiyaçları karşılanmayacak olanlara da senin hayatını kolaylaştırmak için biz ekip olarak ne yapabiliriz demek. Sanırım hani benim de halen üzerinde çalıştığım bu. Yani iyi bir hani ekip çalışması için ve hiyerarşisiz ortamlar için aslında herkesi duymak. Ama mutlaka karar vereceğiz ve en azından minimum herkesin ihtiyacının karşılandığı bir mutabakata da varmak gerekiyor. Bilmem de şimdi sen anlatırken tekrardan şunu düşünüyorum. Burada bu festivale katılan, zirveye katılan arkadaşların birçoğu üniversite öğrencisi bir tarafta. Tabii şeyi sivil toplum alanında bu tarz çalışma platformları daha çok. Hani ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim sivil toplum Evet. kuruluşları içerisinde ya da işte sosyal girişimler, inisiyatifler içerisinde bu yapılar çok. Ama diğer sektörlerde de var. Yani şeyle bazen kıyasladığımda kendi döneminde, kendi üniversite öğrencisiyken o dönemde belki çok yoktu. Özel sektörde çok büyük bir dönüşüm yoktu bununla ilgili. Evet. Ama şu anda özel sektörde özellikle insan kaynakları, insan kültürü yönetim ekipleri, hem ekip dinamiğini oluşturma, bununla ilgili çalışmaları çok fazla yapıyorlar ve liderlik alanında farklı yaklaşımlara odaklanıyorlar ve bir yandan da yetenek yönetimi üzerine odaklanmış durumdalar. Tabii bunun bence birinci nedeni şu, gelen jenerasyonun aslında kuşağın ihtiyaçları farklılaşıyor. Ve tam senin dediğin gibi karşındaki insanın aslında ekibinin, o çalışanların bağlılığını sağlamak için de gelen neslin ihtiyaçlarını çok iyi dinlemek gerekiyor. Ve ona göre belki de böyle yetenek, yetkinlik üzerine setleri farklılaştırarak uygulamak gerekiyor. Orada çok büyük gelişim var diye hem gözlemliyorum hem bir taraftan o alanda kurumlarla çalıştığımız için de o tarafları görüyoruz. Ve gençlerin isteği de var bir yandan. Hani bu sistemin böyle olmasını da istiyorlar, değiştirmek de istiyorlar. Kendilerini dinleyen, kendilerini önemseyen ve aksiyona geçen bir böyle sistem de kurguluyorlar. Oralarında ben çok büyük bir hızla değiştiğini ve değişeceğini de öngörüyorum bir yandan da. Ama tabii sivil toplum yine, ben hep şey diyorum, bunu öncülük yapan sektörlerden birisi. Ve Evet. dolayısıyla burada da şey var, kariyer planlaması içerisinde bir alan var ve çok büyük bir alan var aslında. Hani bir 10 sene öncesinde belki bu sektör tarafına baktığımızda sivil toplum alternatif sektör diyorduk. Çünkü ne Evet. yaptığımız çok anlaşılmıyordu. Şey olarak sistematik olarak ne iş yaptınız denildiğinizde çok basit anlatmakta yarar vardı ama şimdi herkes biliyor. Sosyal girişimci ne demek? Sivil toplumda çalışmak ne demek vesaire. Son olarak ben bunları söylemek istedim. Şeyde yani burada da var, kariyer planlaması için iyi bir sektör ve kendinizi var edebilmek için o anlam arayışı içerisinde o yolculuğunuzu eşlik edecek bir zemin olduğunu da düşünüyorum bir yandan. Kesinlikle katılıyorum, evet. Yani bizim bundan 10-15 yıl öncesinde bile hani sivil toplum alanında bir kariyer
ya da bir sosyal girişimcinin hayatını da böyle idame edebileceği, anlam bulduğu bir iş yaparken aslında geçimini de sağlayabileceği, bir sivil toplum profesyoneli olarak ya da bir sosyal girişimci olarak o nosyonlar çok yeniydi. Ya siz gönüllü değil misiniz diye soruyorlardı. Onun dönüştüğünü görüyoruz. Son olarak benim de söyleyeceğim şu, aslında bir lider olarak bırakmak istememek gibi bir durumla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Yani kurucusu olduğunuz ya da yöneticisi olduğunuz bir yapıyı bırakmak istememek, ben gidersem mahvolur, her şey batar hissi hepimizde olabiliyor. Orada bırakabilmeyi de bilmek, yine benim çok zorlandığım, belki buradan genç arkadaşlarımla paylaşmak istediğim, ne olursa bırakıp giderim ve aklım arkada kalmaz, kalbim aklım huzurlu bir biçimde giderim. Onu da belki ilk günden düşünmek gerekiyor. Yani öyle bir sistem kurmalıyım ki ben gittiğimde de devam etsin ve benim hayatım bu kurumun, bu girişimin lideri, kurucusu olmanın ötesinde bir hayat. Onu fark edebilmek, bütün varlığınızı o kurduğunuz ya da yönettiğiniz kurumla aslında özdeşleştirmemek. Onu da ben yıllar içinde öğrendim. Ama öğrenmemin iyi olduğunu düşünüyorum ve adım adım ben bıraktım çok uzun yıllar önce. Renay da bıraktı. Adım adım şimdi yoluna yepyeni ekiplerle devam ediyor. Ve inan çok iyi hissediyorum böyle olduğu için. Harika. Belki katılımcılar soruları olur mu diye düşündüm. Chat'ten yazılıyor zannedersem. İsteyen, Evet. Sorusu olan chat'ten sorabilir. Bize soru sormak isterseniz buradayız. Aynen. Zannedersem yok. Ben herkes dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yine karşı karşıya geldik ve bir araya gelebildik seninle. Çok mutluyum o yüzden de. Ben de çok teşekkür ederim. Hem dinleyenlere hem de sana çok teşekkür ediyorum. Hem bizi bir araya getiren dostlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada arkadaşlara onu da söylemek isterim. İnanın biz birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Buna açık olmak gerekiyor. Birbirimize de, birbirimizi duymaya, dinlemeye de açık olmak ve birbirimizden öğrenmeye, yol arkadaşlığına da açık olmak çok değerli. O yüzden Jülideciğim, ben sana da çok teşekkür ediyorum. Yıllardır çok keyifli yol arkadaşlığımız için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek Herkese iyi üzere. akşamlar. Sevgiler. Bay bay. Görüşürüz.